Başladık. Öncelikle şunu soralım. Sizce su bir katıyı yakar mı? Su bir katıyı yakar mı? Çalışmadıkları yerden söylüyorsun. Dediğine göre yakar herhalde. Yakar. Sorduğuna göre yakar demek. Normalde sodyum aktif bir metaldir. Suyla tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkarır ve egzotermiktir. Yani şöyle söyleyeyim, ısı verdiği için yanma oluyor bu tepkimede. Öncelikle suyu dahaya boşaltıyoruz. Ve her gördüğünüz katlı. Tekniksel konuşabilirsiniz, biz anlıyoruz. Arkadaşlara açıklayabiliriz. İşte kimyam 400 zaten. Bardağı koyuyoruz. 10 üzerinden bardak. Eldivenlerimizi takıyoruz. Bizde mi? Yani siz takabilirsiniz. Ben pek güvenlik ve sembol olsun diye birer elimize geçirelim en azından. Evde yaparken takın diyorsun yani. Evde de deliyiz ya biz. Sodyumu suyla yakarız bu olur. Soda okey. Şimdi öncelikle süzgeç kağıdını ıslatıyoruz. O kağıdın ıslanması çok önemli. Kağıdın ıslanması önemli çünkü suyla tepkimeye gireceği için. Yücanlar marketten aldığımız. Hocam marka kullanmıyoruz artık. Sodyum bu mu? Evet, sodyum bu. Hatta o yüzden kapalı kaplı havada bırakmış. Kat yapar galiba. Evet, katı. Hazımsızlığa iyi bir su var mı? Helvaya mı? Ya da bir tanı. İşte bir tanına bak istersen. Bazen mi hocam? Hocam. Bayağı sodyum oldu. Bayağı köy sodyumu sanırım. Organik sodyum. Hangi miktarda alıyorsunuz şimdi? Şimdi çok miktarda alırsak çok patlama olur. O yüzden az miktarda bir ateş çıkacak. Evet, bir ateş çıkacak. Şimdi bir şey soracağım. Bu ciddi anlamda mesela bombaların yapımında kullanılan malzeme mi? Yani evet. Ha, bilelim de. Bombalardan farklı maddeler kullanılıyor. Bu kadarını patlatacağız. Çok cimrisiniz hocam. En son arkadaşlar kendilerini biliyoruz. Biraz geriliyoruz. Geriliyoruz derken? Geriliyoruz. Sen gerilme Barkay. Gerilmedim mi yine? Sayalım mı hocam? Aman hocam. 9. Sıçrama falan var mı hocam burada? Bir yerde yanlış var gibi yandı. Sodyumla sıkıntı var gibi yandı. Ne oldu şimdi? Çıkmadı mı hocam? İlk parlama patlama olarak aldım. Bu patlama mı hocam? Aynen, bu mu? Patlama hocam. İlk şey. Bunu ben de bir şey oldu. Ama şey değil mi? Miktarı az koyduğumuz için böyle. Aynen. Daha fazla koyarsak daha büyük patlama olur ama çok fazla patlamayı da riske alamadığımız için. O yüzden sadece yanmanın ve egzotermik olduğunu görmeniz için. Baya baya şimdi böyle bir şeyi tamamına koysak yani. Yani su yanıyor mu? Evet, su yanıyor. Hayır. Bundan sonra yemeklerimizi suda pişiriyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hocam midin yanmasına iyi geliyor. Yaklaşık yiyorsunuz hocam her gün. Gerçekten bunu yedirsen ne olur lan? Ne olur? Yanlış.